İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın ev sahipliğinde projelerimiz dahilinde olan yerelden kalkınma ile ilgili tarım zirvesindeyiz. Yerelden kalkınma çiftçilerimizin, köylülerimizin aynı zamanda kooperatifle ilgili hep onların yanında olacağımızı söylemiştik ve bugün gerçekten son derece iyi geçti. Bütün belediyelerimiz var çiftçilerimize destek anlamında yerelden kalkınma modeliyle ilgili. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Böylesi bir fuar gerçekten son derece önemli. %50'ye yakın üretim Antalya'da yapılıyor biliyorsunuz. Örtü, sera olmak üzere bu anlamda önemli katkılarda bulunuyoruz. Gerek fide yardımı, gerek hayvancılık, bunun yanında arıcılık aklınıza ne gelirse. Süt tankıdır, üzüm sıkma makinesidir. Hepsini yapıyoruz. Bir taraftan turizmi biliriz. Antalya demek Türk turizminin başkenti, aynı zamanda tarım da başkenti. Gerek meyve gerek sebze olarak düşündüğümüzde ve bu anlamda el birliğiyle bir taraftan kooperatiflerimizi çoğaltacağız. Bir taraftan enerji desteği tarımla ilgili ziyaretlerimiz sırasında diğer belediye başkanı arkadaşlarımızın standlarına da uğruyoruz ve aynı zamanda fikir alışverişinde bulunuyoruz. Sayın Genel Başkan da çok mutlu oldu. Gerçekten standımızı ziyaret etti ve daire başkanı arkadaşımız zaten sunum yaptı. Detaylarıyla da gerçekten son derece önemsiyorum ve emeği geçen arkadaşları tebrik ediyorum. Ekrem İmamoğlu başkanımıza da teşekkür ediyorum. Tarımsal Kalkınma Zirvesi bu belediyelerin ve üreticilerin birlikte neler başardıklarını ve neler başarabileceklerini bu güzel buluşmada ortaya koyacak. Bu zirvede paylaşılacak her fikir, Türkiye'nin geleceğine ekilen sağlıklı tohumlardır. Tarımsal kalkınmayı göz ardı eden bir Türkiye'nin güçlü bir ülke olamayacağını hepimiz çok net biliyoruz. İşin uzmanları bir araya gelecekler. Planlamanın özü şudur. Herkes üretecek ama kimse zarar etmeyecek. Planlamadaki amaç şudur. 1. Çiftçi bir yıl önceden ne ekeceğini bilecek. 2. O ürünü kaça satacağını bilecek. 3. Sattığı üründen zarar etmeyeceğini bilecek. 4. Tüketici de evine ucuz ürün götürecek. Planlamanın özü budur. Bunu yapacağız. Antalya için çalışıyoruz.